kimlere yapılır? Burun ucu estetiğinin riskleri nelerdir? Kulak burun boğaz uzmanı Doktor Murat Enöz şimdi sağlıklı mutlu huzurlu da. Sağlıklı, mutlu, huzurlu kulak burun boğaz uzmanı Doktor Murat Enözle devam ediyor. Birazdan sevgili izleyenler bel fıtığını, boyun fıtığını, dizlerdeki ağrıları da konuşacağız. Profesör Doktor Demirhandıraçoğlu da stüdyomuzda olacak. Ama önce şu bölgemizin sorunlarını bir halledelim diyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba, sağ olun. Her sağ şey yolunda. Sağ olun. Çok Harika teşekkür ederim. Hocam. Biz bugün yolunda gitmeyen şeyleri sizinle yoluna sokmaya evet. çalışacağız. Özellikle de biraz işin güzel kısmıyla başlayalım. Estetik kısmıyla Hı -hı. başlayalım. Sonra biraz çok ...kişiyi ilgilendiren horlamaya da geçeceğiz evet. birazdan hocam. Burun ucu estetiği diye bir şey duyar olduk. Burun ucu estetiğinin normal estetikten ne farkı var? Hakikaten çok yaygın kullanılan bir terim burun ucu estetiği. Adı üzerinde sadece burnumuzun ucunu ilgilendiren bir uygulama. Hı hı. Yani burnumuzun uç bölgesi tip olarak adlandırılıyor. Nazal tip diye. Bu bölgenin herhangi bir nedenle e, normalden farklı olması durumunda hem estetik sorunlar hem de solunumla ilgili problemleri neden oluyor. <laughs> hastalar özellikle sadece burun ucunda sorun olan hastalar özellikle e, kemiğe herhangi bir müdahale olmaksızın hem nefesini hem e, güzel görünmeyi e, amaçlamak için geliyorlar bize. Çok sınırlı genelde işlemler e, normal burun estetiği gibi büyük kemiğin kırıldığı öyle e, <laughs> gözün yüzün morardığı işlemler grubundan değil. Ama o zaman e, bu, bu grup için bir aday e, hastalar evet. var herhalde hocam. Herkese olmuyor evet, demek ki değil olmuyor. mi? Çünkü kemiğe dokunmuyoruz Aynen. diyorsunuz. Aynen. Kimler bunun için doğru hastalar? Tabii burada e, nasıl biz bir insana burun ucu için uygundur diyoruz. E, dışarıdan bakıldığı zaman burun kemiğiyle ilgili çok ciddi problemi olmayan hastalar uygun. Örneğin çok kemerli bir burnu olan hastada tutup tek başına burun ucu yapmak yanlış. Bazen yorum hatası oluyor. Ya benim burumda kemer var. E burnumun ucunu iyice kaldırayım düz görünsün. Hı hı. İşte öyle durumlar da bu dudak kalkabiliyor. Kimler Aa, uygun burası oluyor? Burası çok önemli. Yani kemiği Tabii. var ucuna sadece kaldırırsanız dudağın evet. da beraberinde yani bu kalkıyor. Bu, tek başına bir estetik görünüm için yeterli değil. O kadar kemeri olan mesela çok ciddi kemeri olan ve yandan çok belirgin olan insanlar geliyor burun kemeri. Aa, benim burnumun ucunu sadece kaldırmak istiyorum diyor. Sonra aynanın karşısına Hemen bakıyor yapayım. dudağını evet. da görmeyebiliyor. Yani şimdi çünkü benim de burnumda hafif kemer evet. olduğu için Hemen dudağım kalkıyor. Evet ve anormal böyle kaldırarak ah bu çok güzel oldu diyen hastalar oluyor. Hı -hı. Sonra diyorum ki bir aynada elini kaldırıp bir bakabilir misiniz Hı -hı. üst dudağınıza. Tabii kimlere uygun özellikle e, burun ucu desteği düşük olan. Hı hı. Gülerken ucu aşağı doğru yönelen Burun ucunda herhangi bir şekilde asimetri olan Ya da kanatlarında çökme olan Yani özellikle burun ucu bölgesi Sorunlu olan hastalar için uygun hı hı. Bazen hastalar geliyor diyor ki Hocam işte önceden düştüm Genelde burun ucunun üzerine doğru. düşmüş olan evet, hastalar tabii, Bebekken falan mesela. Gelişim sürecinde iyice burun içerisinde kıkırdaklar Yamukluğu oturuyor hı hı. Ve hafif bir kaldırmayla bile ciddi nefes artabiliyor Aynı anda hem Kıkırdak eğriliğini hallediyoruz. Hem burun ucu kalkıyor, bir taşla birkaç tane kuş vurmuş oluyoruz. Hasta hem güzelleşiyor hem nefes alıyor. Ah harika. Peki hocam bunu e, dolgu botoks gibi uygulamalarla mı yapıyorsunuz? Daha cerrahi bir girişimle mi yapıyorsunuz? Şimdi e, dolgu ve botoks bütün hepsi geçici ve endüstriyel ürün kullanılıyor. Hı -hı. E, askı yöntemi de var sınırlı bir işlem olarak ama... Ee, burnumuzun uç bölgesi e, o bölgedeki kıkırdaklar bağ dokuları burun desteğinin en önemli elemanları ve düşünsenize bir binayı kolonlarını düşünün en attaki Hı -hı. taşıyan burun ucu kıkırdaklarının çok e, sağlam olması gerekir ki e, zamanla burun ucu aşağı doğru yönelmesin. Hı -hı. Burada dolgu ve botoks uygulamaları sınırlı süre. Genelde 6 ay ve belki biraz daha fazla. 6 ay imser bile Aynen. bir süre değil mi? Aynen. Dik tutabiliyor evet. burnu ve endüstriyel bir ürün. Hı hı. Riskleri de var ama cerrahi uygulamalar olarak mesela hastanın kıkırdak eğriliği varsa geliyor. Bakıyoruz kıkırdak eğriliği var. Aynı anda burun ucunun açısı da düşük diyelim. E aynı anda kıkırdakları eğri kıkırdakları zaten alıyoruz deviasyon ameliyatında. Hı. Hasta diyor ki ya hocam diyor ben gülerken de burnumun ucu düşüyor hem kaldırınca nefesim çok rahatlıyor diyor. Doğru o, hatta o bantlar var daha aynen, rahat nefes alıp aynen, da bir bantları. miktar azalmak için. Onda da aslında mantık aynı değil mi hocam? Bantı aynı şöyle mantık şöyle yapıştırıyorsunuz. Dolayısıyla Aynen. burnunuzu aslında ucunu Aynen. geriye kaldırıyor. Kanatlar kalkıyor. En dar yeri açılıyor. Şimdi deviyasyonda zaten kıkırdaklar çıkarılıyor. Doktorlar da gösteriyor. Bakın sizin burnunuzdan bu çıktı diye. Hı hı. Eğer onlar Çıkarılıyor. Doktorlar da gösteriyor. Bakın sizin burnunuzdan bu çıktı diye. Hı hı. Eğer onu burun ucunu kaldırmada kullanırsak hem endüstriyel ürün kullanmamış oluyoruz. Hem bu yöntem kalıcı. kalıcı. Ömür boyu vurmadığı sürece burnu hı. öyle duruyor. Ama o zaten normal yakın. insanlar için de Aynen. geçerli. Aynen. Risk. Diğer dolgu ve diğer uygulamaların hepsinde riskler var. Bunda tabii ki risk var ama hem endüstriyel ürün yok hem kalıcı. Hı hı. Aynı anda kendi kıkırdağının zarını da kullanabiliyoruz burun ucuna dolgu yapmak için. Kıkırdaklarını şekillendirebiliyoruz. Kendi dokusundan esnasında. gerekirse yama da yapabiliyorsunuz. Aynen. Yani kendi dokusuyla yine kendi dokuları şekillendiriliyor. Hı hı. Peki hocam diğer burun estetiği yani normal bizim burun ucu demediğimiz hı hı. komple olan burun estetiğinde göz içinde kimi zaman kızarıklıklar göz altında yüzde %90-%95 morluklar evet. oluyor. Bu sadece burun ucu estetiğinde bu morluklar ya da kızarmalar yine oluyor mu? Şimdi Çok kalın burun derisi olan hastalarda doku altından az miktarda gidebiliyor ama normal kemik kırılmadığı için yani burun kemiği kırılmıyor. Genelde atel bandaj da kullanmıyoruz. Genelde morluk da olmuyor. Sadece burun ucu şişiyor. Aa bunda alçı da yok. Alçı da yok. Tam bandaj da yok. var mı hocam? Eğer kıkırdak eğriliği burneti yapılırsa genelde koyuyoruz. Değişen acısız olanlardan koyuyoruz ama Hı. eğer kıkırdak eğriliği buruneti ameliyatı aynı anda gerekli değilse sadece burun ucu kaldırma ve burun ucu estetiği yapılırsa gerek yok. Hı. Genelde silikon splintler var. Ee, i̇çi delikli Ha, hasta nefes alabildiğini. Hasta nefes alıyor, yapışıklığı da engelliyor, ortada burnu kalıba da alıyor. Hı hı. Burun içerisinde ondan koyuyoruz. Çok ağrılı diye çıkarılması. Hı hı. Peki hocam böyle bir operasyonu yaptıran hasta ne kadar sürede normal hayatına, sosyal hayatına veya işine dönebilir? Evet, tabii e, diyelim ki kıkırdak eğriliği burun ameliyatı da oldu, burun ucu estetiği de oldu. Onların hepsi birden yapıldığında burun şişiyor o hafta ucu şişer. Yani morluk değil mi? sonuçta bir cerrahi travma. Hı hı. E, genelde ilk hafta silikonu biz tutuyoruz. Hani masa başı işte belki sorun olmayabilir ama hani Hocam tam... şu silikon konusunu biraz yavaş geçelim. Çünkü o e, biliyorum izleyicilerimizin en merak ettiği konu ameliyattan uh -huh. ziyade tampondan biraz korkuyorlar. Çünkü evet. onu çıkartırken böyle çok acı çektiklerini acı evet. veya o burnunda olduğu esnada hiç nefes alamayacağım mı ben? Hani boğulurum hissine kapılır mıyım deniyor. Ama bahsettiğimiz tamponlar pek onlara benzemiyor, benzemiyor. herhalde. Ben de burun ameliyatı oldum hakikaten çok canım acımıştı. Normal o burun içerisini tam kapatan tamponlar bir de burun kıllarını da yapışıyor. Hı hı. İçine uyuşturucu sıkılmasına rağmen sağ olsun e, abilerimiz çok dikkat etmişti ama acıtıyor. Hı hı. Normal burun içerisine e, birkaç tane kullanabileceğimiz güzel e, tampon benzeri materyal var. Hı hı. Eriyebilen ürünler var. Onlar burun içerisini tam kapatıyor. E, kendiliğinden çıkıyor, acısız ama tam kapattığı için hastaların genelde boğazı kuruyor, Kulağında baskı oluyor. Bir de birkaç gün içerisinde eridiği için azıcık bir öksürme, hapşırmayla gidebiliyor, gidebiliyor. burundan. E, normal silikon, saf silikondan olan internal splint dediğimiz materyaller var. Onlar burun içerisinde bir dikişle genelde tutturuluyor. Hı hı. İçeride doktor alana kadar genelde kalıyor. Hasta içerisini spreylerle açık tutarsa hasta nefes de alabiliyor onunla. Hı hı. Ve çıkarken kıl veya pıhtı koparmıyor. Yapışmaz. O hmm. konforlu. Hmm. Bunun dışında mesela e, sıvı özellikle tamponlar da var ama hepsi burnu dolduruyor eriyebilenler. Hmm. Hmm. Ben o yüzden çok tercih etmiyorum onları. Evet en konforlusu sizin bahsettiğiniz olanlar. Peki hocam bu sıfırdan burnun yapılmasıydı. Evet. Bir de yapılmış bir burnun... Ya... Zamanla düşmesi veya hastanın istediği gibi olmaması hali var. Hı hı. Yani o zaman revizyon bir ikinci ameliyat gerekebilir. Evet. O ikinci ameliyatlarda başarı oranı nedir hocam? Tabii gerçekten revizyon burun estetiği ve burun ucu diğer ameliyatlara göre e, daha zor. E, orada her şeyi burun derisini kaldırınca veya açınca görüyoruz. Şimdi hastadan hastaya değişiyor. Bazen bir geliyor sadece burun ucunda hafif bir düşme var. Hı hı. Bazen hastanın burnunda ciddi asimetri oluyor ve dokular değişmiş. Bu biraz kırpık kumaşla tekrar bir elbise üretmek Aynen. gibi herhalde Aynen. değil çok mi hocam? Aynen çok doğru söyledik. Aynen öyle ve olan şeyi kesin önceden bilmediği için hekim genelde ameliyat esnasında görür. Hı. Aa bu yapılmış der ve orada hekimin deneyimi, tecrübesi, hastanın burnunun durumu sonucu etkiliyor. Hı hı. Bazen bir geliyor hastanın sadece burun ucundaki kırdaklarda sorun var minnacık bir işlemle de kıkırdak desteği yapıp burun ucunu yeniden şekillendiriyoruz bitiyor. Ama bazen öyle hastalar geliyor ki mesela kendi de vurmuş olabiliyor veya hı hı. sonradan bir şekilde dönmüş olabiliyor burnu. Kıkırdakların hepsi birbirinden farklı. Hı hı. Hadi gel düzelt onu o daha zor. Evet. Sosyal medyadan şu anda şu soru çok geliyormuş. Arkadaşlarım beni uyarıyorlar hocam. Ee, burun ucu sadece yapılabiliyor ama bir de şöyle bir şey duyduk diyorlarmış hocam. Sadece törpü yapmak yani gene evet. kırmamak, hafif şurayı düzleştirmek. Böyle bir şey mümkün mü? Tabii ki mümkün. Hatta kapalı deri altından biliyoruz ama genelde törpü yaptıran hastalar şunu söylüyor Hocam diyor ben törpüyü lokalle yaptırabilir miyim diye soruyorlar. Şimdi lokalle yaptırabilir ama ben mesela kendi kemiğime o lokal dediniz yani genel anestezi almadan, almadan hasta Şimdi kendi kemiğimi yani. lokalle ben tutturmazdım. E şimdi madem hafif genel anestezi alıyorsun. Törpü yapılırken şuradan açılıyor. E minnacık iki taraftan da açılıyor. Bir tekten tek taraftan da açılabiliyor. E şimdi madem genel anestezi aldık. 5-10 dakika bir şey törpü. Bir taraftan da açılıyor. Bir tekten tek taraftan da açılabiliyor. E şimdi madem genel anestezi aldık. 5-10 dakika bir şey törpü. Çok basit bir şey. Madem burnumun orası hafif indiriliyor. Genelde hastalar gülerken o hastaların çoğu gülerken burun ucunun yayıldığını, hafif hı hı. düştüğünü ya da yandan bakınca gülümsediği anda çok burun ucu yerine üst tarafın parladığını söylüyorlar. Hı hı. Öyle törpüleme gelen birçok hastaya minnacık da olsa burun ucuna çok böyle sınırlı bir cerrahi iyi geliyor. Madem genel nefes alıyor. Azıcık bir şey de bunu yaparken Deriyi biraz daha geriye doğru kaldırıp törpüyü de aynı anda yapabiliyoruz. Peki hocam bir mesela törpüye uygun bir burun şöyle kaba taslak çizersek çok memnun oluruz. Kimler Tabii ki. sadece törpülemeye uygun hasta grubudur? Şimdi mesela şöyle bir burun çizelim. Hı hı. Hocam biraz daha şöyle solunuza doğru durursunuz. Bu tarafa çok doğru sevininiz. çizelim. Evet teşekkürler. Şimdi Buradan şu şekilde çizelim. Şu birazcık keskin oldu. Budak hı hı. olsun. Şurada biraz daha yuvarlak olsun. Hı hı. Mesela e, hastaların bazıları sadece burun kemiğinde sorun oluyor. Ve biraz abartılı oldu bu. Şimdi hı hı. törpü diye söylenen yer burun kemiğinin üzerindeki bölüm. Yani şu bölüm. Hı hı. Şu bölümü genelde biz alabiliyoruz törpüleyerek. E, Ucuna ucu... hiç dokunmuyor hiç musunuz? Hiç dokunmadan yapılabiliyor. Hı hı. Ama aynı anda hastalar diyor ki mesela burun ucunu güzel gösteren anatomik bir detay var. Mesela burun ucuna minnacık buraya dolgu yapabiliyoruz. Yani kendi zarıyla hafif bir dolgu yapabiliyoruz bu şekilde. Hı hı. Daha güzel duruyor. Bir miktar uzatıyorsunuz Tabii, yani. Tabi ucuna bir doku koyabiliyoruz. Kıkırdağı, zarı hı hı. konulabiliyor. Tabii bu şekilde eğer olursa ve dik durursa, hasta güldüğü zaman hı hı. burun ucu parlarsa... ...o dışarıdan bakıldığında sempatik bir ifade. Hı hı. Ee, böyle Daha böyle konuşulabilir, hı hı. cici bir insan görünümü veriyormuş. Evet doğru. Şimdi sadece burun ucu düşük olan da bu açıya bakıyoruz biz genelde. Şimdi... E burun ucu üst dudak arasındaki açıya biz nazolabial açı deriz. Hı hı. Bu açı erkeklerde genelde 90 derece, bayanlarda 100 derece civarındadır. Evet. O çok önemli çünkü erkeklerde eğer o açıyı evet. çok fazla hale getirirseniz o zaman efemine evet. bir görüntü Aynı. haline geliyor. Aynen. Bayansı değil bir mi? burun oluyor. Evet. Ve genelde erkek burunları daha düzdür, bayan burnu birazcık daha kavisli olabilir. Hı hı. Şimdi burada burun ucu kaldırma işleminde sadece bunu Taş, ucunu mesela yukarıya doğru taşıyoruz. Çok bir şey yapmadan, törpü olmadan bu sadece burun ucu öne doğru gitti. Hı hı. Mesela uç kısmına minnacık bir dolgu yaparsak eğer buraya minnacık yani gelirken ucunda minnacık bir atlama olursa hem yumuşak bir ifade verir. Evet. Verecektir bazen abi. minnacık bir kemer olsa bile bunu tolere edebiliyor. Yani hı hı. dışarıdan Şurada minnacık bir Aslında kemer olsa bile... Aslında göze bir ilizyon yapıyor Aynen. bir miktar değil mi o yüzden? Önden bakılınca burun ucu törp, e, kemerin önüne hafif geçerse hı hı. yine e, tü, kemer görünmeyebiliyor. Peki hocam dışarıdan. burada yapılan dolgu ömürlük mü geçici bir dolgu mu? Çoğu dolgu e, geçici, kalıcılar tamam. da var. Tehlikeli yani riskleri de var. Genelde geçici olanlar 6 ayda. Hı hı. E, daha uzun sürede emilenler var 12-14 ayda. Ama hepsi geçici ve maalesef içindeki maddeler önceden test etme şeyi de yok hani... Ee, acaba yapayım burunda bir şey yapar mı yapmaz mı hı hı. kesin bir şey de yok. Ha, alerjik alerjik reaksiyon, dair deri renk değişikliği, e, nodül oluşumu, granülasyon oluşumu hatta damar içine yapıldığında burun ucunda doku kaybı bile yapabiliyormuş. E, o nedenle e, burun ucuna dolgu uygulamalarında genelde sınırlı uygulamalar önerilir. Hı hı. Yüzün diğer bölgelerine uygulanandan daha az miktarda yapın denir. Hı hı. Ve çok o yüzden çok tercih etmiyorum. Yani dolguyu çok sevmiyorum. Hı hı. Botoksu da. Siz kendi dokusundan Aynen. olarak doldurmayı tercih ediyorsunuz. Bir ediyorsun. de askı yöntemi var. Çok farklı şekilde ipler kullanılabiliyor. Düşünün. Şimdi şuradaki burun ucunun kıkırdağını alın, asın yukarıya doğru, bu bölgeye hı hı. doğru. Yani bunu yukarıya doğru çekin. E burun ucu yukarıya gitmiş oldu. Ama düşünsenize her güldüğümüzde Hı hı. Ee, her konuştuğumuzda burnumuzun ucuna aşağı çeken kaslar var. Hı hı. Şimdi oraya bir tane kalıcı iplik attınız hadi. Siz bir herhangi bir yere kalın bir iplik bile bağlasanız günde 500 kere çekin. Hı hı. Üzerine ara sıra ağırlık ekleyin. Mesela kazağınızı giydiniz avuza uzatladınız. Birisi yüzünüze çarptı. Onda düşme ihtimali yine var. İpin açılma ihtimali. Bir de maalesef iplik oradan çıkmasın diye çok düğüm atılıyor genelde. Hı hı. Düğümün atıldığı noktalarda deri altından o düğümün görülme ihtimali var. Ve bazen bir bakıyorsunuz burun ucu çok güzel, derinin üzerinde küçük mavi renkte bir top çıkmış iğne iplik. Onu hı hı. mesela tutup açsanız geri burun ucu düşecek. Yani aşağı. dikme yöntemiyle askılamayı ben da çok, çok önermiyorsunuz, evet. sevmiyorsunuz. Yani burada mesela hasta biraz kaba bir şey oldu. Yani burada mesela rinoplasti yani burun estetiğine uygun olan hastalarda hem burun kemerinde... Ciddi fazlalık olabiliyor ya da problem Hı -hı. olabiliyor. Hem burun ucu ya düşük da olabiliyor. Için. Onlarda ciddi bir doku çıkarma gerekebiliyor. Hı -hı. Şimdi böyle doku çıkardığınız zaman zaten burunun üst kısmına biz çatı, diyor, yani bur çatı diyoruz. Hı -hı. Üst kısmında ciddi bir doku çıkarılması yapıldığında o zaman burun kemiği açılır. Mecburen yanlardan kırmamız gerekir. Hı -hı. Yani böyle bir e, ciddi bir doku fazlalığı olduğunda burun ucu estetiği yerine klasik burun estetiğini Hı -hı. tercih ediyoruz. Evet. Peki hocam, ne gibi riskleri var genel olarak burun ameliyatlarının? Yani burun ameliyatlarının tabii klasik bütün ameliyatlarda olduğu gibi hı hı. enfeksiyon riski. Genel olarak burun ameliyatlarının? Yani burun ameliyatlarının tabii klasik bütün ameliyatlarda olduğu gibi hı hı. enfeksiyon riski olabiliyor. Ee, onun dışında özellikle burun ucuna özel e, riskler var. Mesela burun ucuna çok fazla miktarda ...emilmeyen iplik atılması durumunda... ...nasıl endüstriyel botoks, e, dolgu, diğer her türlü malzeme gibi... ...iki ipliklerinden de <laughs> e, yapılan malzemelerin çoğu endüstriyel... ...ve orada çok fazla miktarda emilmeyen endüstriyel <laughs> ürünler kullanıldığında... Burun ucunda yine e, dikiş reaksiyonları görülebiliyor. E, desteğe güzel yapılandırılmamışsa burun ucunda düşme olabiliyor, enfeksiyon olabiliyor. Burun kanatlarında çökme görülebiliyor aşırı rezeksiyon yapılırsa. Yani çok fazla yaradanın yaptığını çok fazla değiştirmemek, çok Hı -hı. da endüstriyel ürün kullanmamak, kullanmamak lazım. lazım. Biraz işin estetiğiyle başladık ama şimdi biraz daha fonksiyonel boyutuna evet. geçelim. Yani ne demek istiyorum hocam? Mesela bir yamulan kemik veya fazla bir... Kemer horlamaya Hı -hı. sebep olur mu? Tabii ki yani hava yolumuzu kapatan her türlü sorun horlamaya neden olur. Hı -hı. Burada e, biz horlayan hastalarda genelde hava yollarını değerlendiririz. Ağzına ve burnuna bakarız. Ne kadar bir insanın ağzını açtığında hava deliği büyükse, burnundan ne kadar güzel hava alıyorsa o kadar şanslıdır. O kadar horlama riski düşüktür. Hı -hı. Yani. Peki hocam başka neler sebep olabilir horlamaya? Yani burada horlama üst solunum yollarının e, nefes alma verme esnasında vibratör titreşimden çıkan ses. Hı -hı. Yani bir e, çırpma sesi, titreşim sesi. Hava yolu darlığına ne neden oluyorsa oluyor. Örneğin hastanın burun tıkanıklığına neden olan tüm şeyler, deviasyon, alerjik rinit, polip, burun iç kitleler, burun ucundaki çökmeler, kanatlardaki çökmeler. Hı -hı. Onun dışında Hastanın e, boğazındaki hava yolu darlıkları örneğin damak sarkması, küçük dil büyümesi, ha, küçük bademcik büyümesi. Diye, evet. Hı -hı. Burada o kadar çok e, güzel şeyler var ki ayrıntılar mesela Hı -hı. E, ağzına baktığımız zaman bir insanın spor yapıp yapmadığını ya da sigara alkol kullanıp kullanmadığını o kadar anlayabiliyoruz. Örneğin sporcular geliyor muayene, muayeneye? Aa diyorlar, damak kasları kocaman şöyle yukarıya açılıyor. Hı -hı. Çünkü burundan alıp ağızdan vererek sürekli koşuyorlar. Bir geliyor bazen alkol sigara kullanmış hasta. Oturur bir mesleği var. Fazla yürümeyi de sevmiyor. A adet ettiriyoruz. Zaten delik görünmüyor. Ee, öyle alkol sigara kullanan, kas gevşetici kullananların genelde zamanla dokuları gevşek olduğu için horluyorlar. Horlama da dokuyu daha da sarkıtıyor kendisi de. Hı. Ve dışarıdan baktığımızda mesela çene altı yanı da bakıyoruz. O da önemli. Ha, yani şurasında... Çok önemli. Hafif bir çıkıklığı evet, olanlar gömlek genelde... Gömlek mesafesi, gravat mesafesi çok önemli. Öyle mi? Evet. O bir yö yani yöntem midir U anlamak için bir insanın? Evet, yani şöyle orlamadın? söyleniyor. Uyku apnesi ve horlama birbiriyle bağlantılı iki aynı şey. Uyku apnesi horlamanın bir sonraki şeyi belirtisi. Yani uyku apnesi dediğimiz şey horlama esnasında nefesimizin kesilmesi hali. Evet 10 saniyeden hali. fazla. Hı -hı. Tabii uyku apnesini ilk e, tanımlayan kişi... ...meyhanede oturan bir şişman amcanın boynuna bakarak bir hastalığı tanımlamış. Yani bir betimleme yapmış, demiş ki böyle 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 birisi var, durduğu yerde uyuyor... Hı hı. ...çene altı yağlı, kalın, adamı uyandırıyorlar falan diye, pikvikmen diye birisine. Sonra bir bakmışlar, adamın yazdığı o kişideki fiziksel bulgular... ...ağır uyku apne sendromu olanlarda varmış. Aslında fiziksel tanımlamayla. Evet, çene yani. altı çok yağlı, hı hı. göbek çevresi fazla... Ee, dışarıdan bakıldığı zaman gömleğini bir araya getiremeyen ve boynu kısa insanlar hı hı. hakikaten yapılan araştırmalarda boynu kalın kısa olan insanların hava yolunun normal insanlardan daha dar olduğu saptanmış hı hı. kabaca e gırtlağın önündeki yük fazla oluyor. Yani normal ince uzun boyunlu Aslında insanda Aslında mantık yürüttüğünüzde evet, çok da zor değil bunu bakmak. Yük oymak gibi doğru. aynısı. Ve zamanla hasta mesela uyku esnasında hafif gevşiyor. E onun gırtlağın önündeki yük 10 kilo. Normal hı hı. insanda 3 kilo olması lazım. E o da kapatıyor zamanla gevşiyor dokuları. Mantık hı hı. o. Hı hı. Peki hocam bu insanlar için tabii ki hayati tehlike de o zaman söz Kesinlikle. konusu. Çünkü 10 saniyenin üzerine biz uyku apnesi diyoruz dediniz. Tabii. Tabii. E peki ne yapmak lazım hocam? Bir yani, kez yani çünkü insan uykudayken böyle bir e, nefesinin ara ara durduğunun kesinlikle. farkında değil çoğu. Evet. O zaman eşimin yanındaki birimi takip etmeli bunu. Yani burada gerçekten uyku apnesi bazen çok geç teşhis konulabiliyor. Orada nasıl bir kişinin e, fark etmesi gerekir? Gündüz uyandığı zaman bir kişi yorgun mu? Hı. Doyumlu bir uykuyla uyanmış mı böyle dinç hissediyor mu? Onu soruyoruz. Çene altında ter var mı? Çena Terli misiniz? Ter. Evet. O da mı bir gösterge. Evet, mesela uykuda tıkanan insanlarda stres hormonu salgılanır ve o Hı -hı. çırpınma esnasında hani kabaca kık kık diye bir ses Doğru. çıkarır. Bütün karın kasları kasılır ve üst bölgeler daha fazla terler. Hı -hı. Ee, Öğleden sonra uyku gelmesi var mı? Bunlar çok önemli belirteç. Mesela otomatik vitesli araba kullanırken uykun geliyor mu? İş yapmıyorken oturduğun yerde öğleden sonra uykun geliyor evet, mu diye sorarız. Bir anda ref, rehavet çöküyor. Tabii. Beyin hı. oksijen almadığı için. Hocam demin bir ses yaptınız. Onu bir daha göstereyim mi size? Tıkan, tıkanıklık. tıkanıklık, gevşeyen önce horlar bir kişi diye hafif. Hı hı. Tam e, gevşediği dönemde de tıkanır diye ve o tıkanma esnasında kan oksijen düzeyi düştüğü için ...stres hormonları fırlar çünkü vücutta bir alarm durumu oluşur. Hı hı. E, oradaki o tıkanıklığın sayısı... ...oksijen düzeyi düştüğü için stres hormonları fırlar... ...çünkü vücutta bir alarm durumu oluşur. Hı hı. E, oradaki o tıkanıklığın sayısı... Maalesef hastalığın belirtisi ona göre yani hı hı. sınıflandırma ona göre ağır olanlarda genelde saatte 30'un üzerinde işte orta olanlarda 15-30, 15-5 arası hafif daha altındaki primer Hocam, orlama. Hocam en çok kaç gördünüz siz sizdeki hastalarda? Bana gelen orta ve hafif en çok gördüğüm tabi uyku laboratuvarlarına başvuran ağır uyku apne sendromu olan bir sürü hasta var. Onlara genelde cerrahi de yapmıyoruz. Hı hı. Çocuklarda da çok önemli anne babaların dikkat etmesi gereken hı hı. durumlar var. Ha Yani illa bu yetişkinlerde Tabii, de herkes de da olabilir. Sıfır. Çocuk uyku hapnelerinde yetişkinlerden farklı olarak genelde tıkanıklık bölgeleri bademcik geniz eti bölgesi ve burnun önü. Yetişkinlerde gırtlak bölgesi ve dil kökünde de daha çok tıkanıklık hı hı, olabiliyor. Tabi anne babalar çocuğun da uyku apnesi var mı yok mu nasıl anlayabilir? Sesi duyabilirler. Hı hı. Sesi duymuyorlarsa eğer şuna dikkat etsinler çocuğu sırt üstü yatabiliyor mu? Hı hı. Yan dönüyorsa sırt üstü yatınca horluyorsa Hava bir darlık vardır. Yani bademcik, hmm. yenici birisine Kendini bir olabilir. Kendini bıraktığında da yana dönen Aynen. çocuklarda bundan şüphelenmek Aynen. Aynen ve özellikle grip değilken, burnu tıkalı değilken Hı -hı. çocuk yatamıyorsa şüphelenmek lazım. Peki hocam böyle durumlarda eğer bademciğe bağlıysa çocuktaki bu horlama artı apne o zaman bademciği almak doğru bir Bununla ilgili tedavimi. en son bademcik e, ameliyatı rehberinde Amerikan Akademisi'nin diyor ki hastaların diyor ağzının içerisine bakın bademciği iri mi değil mi bakın diyor. Biz eskiden şunu yapardık mesela bademciği iri olanlara küçültürdük yarım ameliyat yapardık, lazerle tıraşlardık. Ama şimdi kalp hastalıkları ve bademcik büyüklüğü uyku apnesi arasındaki ilişki çok netleşti. Ve son 30 yılda bademcik ameliyatının sıklığı çok arttı. Deniyor ki eğer uyku apnesi varsa Bademci büyükse çocuğunuzun ameliyatı mutlaka onun kalp sağlığı için faydalıdır ve eğer anne baba diyorsa benim çocuğum tıkanıyor hakikaten hasta değilken sırt üstü yatamıyor nefesi duruyor hı hı. bademcik ameliyatı yapmak mutlaka ileriye dönük kalp hastalığı hipertansiyon hı hı. E, damar hastalıkları hepsini uzatıyormuş Aynı başlama işte. yaşını. Evet. Hı -hı. Peki hocam hazır çocuklara gelmişken biraz çocukların rahatsızlıklarından devam edelim istiyorum. E, bazen hocam yılın 10 ayını hatta 11 ayını burun akıntısı ve geniz Hı -hı. akıntısı ile geçiren çocuklarımız var. Burun akıntısı olan çocuğun akıntısını kesmek mi doğru yoksa vücut o sırada bir şeyleri dışarıya şarj ediyor, bırakmak mı gerekiyor? Yani burada tabii nedenini e, tahmin etmek lazım. Eğer çocuğun nefesi tıkalı değilse Sadece burnu akıyorsa korkacak bir durum yok. Ateşi de yoksa ve akıntının rengi çok iltihabı değilse tek okyanus suları, spreyler, deniz suyu kullanılabilir. Hı hı. Orada tabii şeyi ayırt etmek lazım. Acaba alerjisi var mı diye. Şimdi basit viral enfeksiyonlarda genelde 1-2 haftayı geçmiyor akıntı. Sinüzitte iltihabı renkte akıntı, ateş alıyor. Onu da fark ediyor genelde ailede. Ama alerjik hastalıklar bazen gözden kaçabiliyor. Mesela çocuğun burnunda kaşıntı, gözlerin altında koyulaşma, arka arkaya hapşırma sırt üstü yattığında hırıltılı solunum, hı hı. öksürükler varsa ve bunları uzun sürüyorsa tabii. Tabii değil bir mi? çocuk uzmanına ya da bir kulak burun boğaz uzmanına danışmalarında fayda var. Çoğu aile burnunda mesela hafif akıntı oluyor, normal gibi düşünebiliyorlar ama geniz eti olan çocuklarda tekrarlayan üst solunum yolu enfeksiyonları olur ve gerçekten e, onlarda e, uykuda nefes durması, hı. burun tıkanıklığı, kalıcı gibi böyle hiç geçmez, spreyle de geçmez. Hı hı. E, çok uzun süren burun akıntısı ve beraberinde tekrarlayan ortak kulak iltihabı varsa geniz Eti büyümesi var mı diye kulaklığın boğaz uzmanına da götürmeleri gerekiyor. Hı hı. Peki hocam deniz ve havuz mevsimi neredeyse açıldı sayılır. Şimdi çocuklar atlarken veliler de öyle öğretiyorlar. Bana da öyle öğretilmişti. Burnunu da tıkayıp hı hı. atlarsın ki hani genzine su kaçmasın diye. Ama şimdi uzmanlar da diyorlar ki deniz suyu kaçsın siz de... O tarafta mısınız hoca? Yani e, kulak zarında bir herhangi bir sorun yoksa bir insanın, burnunda herhangi bir ameliyat veya başka bir sorun yoksa direkt deniz suyunun birçok faydası var. Şimdi e, kulağımız normalde havuzdaki e, klor var. Belki kir için olumsuz bir faktör hı hı. su var. Ya, özellikle deniz Normal için kulağını ben. karıştırmayan bir insan için deniz ve havuz suyu sorun olmuyor çok. Koruyucu kir bariyeri varsa hı hı. ama bir insan sürekli kulağını karıştırıyorsa sürekli oradaki koruyucu kir tabakasını alıyorsa. Aa, bu çok önemli yani ee, şimdi biz onu hijyenin bir parçası aynen, olarak her banyo sonrası yapıyoruz. Ama aynen. siz de diyorsunuz ki o aslında kulağınızı ithaptan mı koruyor? Normalde dış kulak yolunun koruyucu salgısı, her türlü bakteri, virüs, mantara karşı koruyucudur. Hatta böceklerin de sevmediği maddeler içerir, alkol bazlı. Hı hı. Muhteşem bir vücut salgısıdır. Onu almamak gerekir. Tabii o zaman anneleri uyaralım mı hocam? Tabii yani her lazım. banyodan sonra çocukların o kulak Kesinlikle çöpleriyle temizlemesinler. temizlemesinler. Amerikan Akademisi yetişkin hastalar için özellikle diyor ki ılık suyla temizleyin. Sıcak deterjanlı soğuk su değil, ılık suyu kulaklarınıza tutun diyor, Peçeteyi böyle yapın, sonra saç kurutma makinesiyle kurutun, o kadar. Tabii çocuklara pamuk çubuğun şeyi biraz büyük de geliyor, iyice sürterek giriyor. Ve e, normalde çocuklarda dış kulak yolu enfeksiyonu çok nadir. Çok temizlemeye gerek yok. Dış kulak yolunda kir tıkanırsa kulak burun bazı doktoruna götürürler. Su sıkmak için de uğraşmasınlar, sadece her... bazı doktoruna götürürler. Su sıkmak için de uğraşmasınlar, sadece hı hı. herhangi bir suyu hemen kiri kurutan herhangi bir peçete, pamuklu çubuk, havlu bir şey sokmasınlar yeterli. <laughs> Yoksa kir varsa bir insan kulağı, yani pasaklı kulak iyidir bizim için. Kulak pasaklıysa <laughs> hiç dedin. korkacak bir şey yok. Evet, çok teşekkür ediyorum ben hocam. Teşekkür çok güzel ederim. bilgilerdi bunlar. Özellikle su ile alakalı evet. olanlar. Çünkü biz onları temizleyip çocuklarımıza havuza tamam. denize yollayacaktık. Onu yapmayacağız artık. Çok teşekkür ben Ben teşekkür sağ ederim. Sağlıklı, sağ 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 mutlu, huzurlu bütün hızıyla devam ediyor. Boynunda, belinde, dizinde, kolunda ağrısı olan herkes lütfen ekran başında olsun. Kireçlenmeyi de konuşacağız. Profesör Doktor Demirhandır Dıraçoğlu geliyor. Diz ağrılarında